I used to think that, this work that I do had four corners. There was somatics, NVC, my Aikido practice, and community. Yaptığım çalışmanın dört köşesi varmış gibi düşünüyordum. Somatik çalışma, şiddetsiz iletişim, benim kendi Aikido uygulamam ve topluluğum. But recently, I'm really remembering and realizing that what really brought me here was my activism, working for peace and justice. Fakat yakın zamanlarda şunu anımsıyorum. Beni aslında buraya getiren şey aktivizmim oldu. Yani barış ve adalet için çabam oldu. My country was, supporting all types of things that I could not support, wars and dictators and nuclear weapon pileups. Benim içinde yaşadığım ülke, benim ülkem, benim asla destekleyemeyeceğim şeyleri desteklemekteydi. Savaşlar, diktatörler, işte nükleer silahlar. And I would learn and learn and about the issues and talk to people, but something, they would listen, but nothing seemed to change with them. Bu sorunları öğreniyordum, insanlarla da konuşuyordum. Dinliyorlardı da, fakat öyle bir şey vardı ki bu insanlarda hiçbir şeyin değişmediğini görüyordum. Mostly because I was speaking from my head and my thinking processes, but they were not feeling my heart. Bunun da sebebi çoğunlukla zihin süreçlerimden, düşünme süreçlerimden konuşuyor oluşumdu. Kalbimi hissetmiyorlardı. So that was a very big part of my own growing and still is how to bring my whole self to relationship and to conversations. Benim büyüme alanlarımdan biri hala bu. İlişkilere ve sohbetlere benliğimin tamamını nasıl getirebilirim? But it seems like my life is coming back to full circle to remember that now. Ama öyle gözüküyor ki yaşamım tam bir döngüyü tamamladı, tekrar aynı noktaya gelmiş gibiyim. And today my activism, it's I have I've focused it, and it is community. Bugün ben aktivizmimi odakladım ve bugün artık aktivizmim topluluk. Is this okay to just? I was David, just okay. David, o kadar güzel anlatıyorsun ki bir kere ben böyle araya girerken yüreğim pırpır ediyor, onu söyleyeyim. You're talking so beautifully that I have my heart pounding because I'm interrupting Oh, no, you. go ahead. It's Evet. okay. Şöyle bir şeye ihtiyacım oldu. Hem herkese bir hoş geldin demek istiyorum. Yazıyla yazdım ama hani Gonca'yı, Berin'i, Esen'i görüyorum. Onların da en azından bir seslerini merhaba olarak duyurmak isterlerse duymayı çok isteriz. Yes, Evet. I have a few needs. First of all, I would like to welcome all who joined afterwards and maybe they would also like to say hello. Bir böyle ortak zeminimizi yoklamak ve tam da çok Nisan inzivasıyla bağlantılı bir yerden giriş yaptın aslında. Aktivizm dedin, kafadan konuşunca duymuyorlar, kalpten konuşunca duyuyorlar falan. Böyle çok bana dokunan bir yerden başladın. And also check our common ground because you really started something that we can talk about the April retreat because you begin with activism and how they cannot hear you when you talk from the mind and how there is another way to talk from the heart. Tam da bu Nisan inzivası derinlikli ilişkiler dediğimiz zemine oturmaya çalışırken ben şu an hani sizdeki en güçlü soruları ister sesinizle ister yazıyla duymayı çok isterim ki deneyim ve hani somatik bu alana nasıl katkı sağlıyor? Tam da böyle nokta atışı yapalım çünkü bir saatlik bir zamanımız var. And since we have only 1 hour now, I would like to hear all of your really focused and strong questions that you have about our
retreat in April, which will actually be about deepening relationships based on just about what just David told, like the activism and the talking and conversations and relationships. Ne dersin, bu soruları almak uyar mı sana şu an David? Would it work to receive questions now for you, David? Yeah, I would love to. Can we start just for a moment, though? Just for a moment. Ayırabilir miyiz ama öncesinde? I would just like to take a moment, because and just look at, invite us all to just look at who we're with right here, each other. Bir anı ayırıp burada kimlerle birlikteyiz bakmaya davet etmek istiyorum bizi. And because we're on the screen, but we're all real people. Ekranda olsak da hepimiz gerçek insanlarız. And this kind of meeting together and learning together is, I feel, is precious. So I just want to take a moment and savor it, and invite you to do the same. Birlikte buluşmak ve öğrenmek kıymetli bir şey. Ben tadını çıkarmak istedim. Sizi de buna davet etmek istiyorum. Yeah, I would love to invite any questions. Any Şimdi question. sorular hoş gelir. Şu an neyi bilmek sizi destekler? Knowing what would support you right now. Knowing what would support Yes. Aaron. Ben ses etmek için öncelikle söz aldım. Bana burada olmak ve tekrar bağlantıda olmak iyi geldi. Kafamda bir soru falan yok. Nisan inzivasına katılmaya umut ediyorum. İnşallah başka bir şeylerimle çakışmaz diye. I just wanted to share actually. I don't have a question. I'm really grateful to be here and I really hope that I will be attending April's retreat. Yani bağlantıda olmak ve oraya hazırlık gibi belki bir şeyleri paylaşmak çok da hani öyle kafamda bir soru yok şu an. Yes, even though I don't have a question, I just wanted to connect and just like a preparation before we go to retreat. Ne gelirse eyvallah, eyvallah diyorum. Acceptance to Ha. Wonderful. Hi. comes. Can I ask you a question? Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Of course. All right. And I could, it's a really question to everybody, but I just start you is, if you could learn anything in this retreat, if you could really, what would you love to learn mostly? Evet, bu aslında herkese sorum olacak ama senle başlayalım. Bu inzivada bir şey öğrenmek böyle ay bayılırım şunu öğrensem dediğim bir şey olsa o ne olurdu? Neyi çok öğrenmek isterdin? Neyi öğrenmek isterdim? Yani şöyle, benim kendi hayatımda ilişkilerde yani bu yakın arkadaşlarım, aile uyguladığım kendi içimde pratikler var. Onları daha da geliştiriyorum. So I do have some practices that I follow for my close relationships like family and friends. I do continue to develop them. Bunu ikili ilişkiler ve ailede hani daha uyguluyorum. Fakat iş ilişkilerinde nasıl uygulayacağım benim için yani ben
çok yoğun çalışmasam da avukatlık ve arabuluculuk yapıyorum. Yani diğer insanlarla olan ilişkilerde soru işareti gelebilir aklıma. Even though it's easier for me to practice these methods with personal relationships, I do find it challenging to bring it to my work life. I work as a lawyer and a mediator, and I can have questions about that. Kendim bunu yapıyorum ama bunu karşı tarafı da böyle davet ederek çok şeyle naif ve nezaketli bir yerden nasıl uygulamasını getirebilirim alana? Benim için mesela bu meraklı bir soru. Like for me, something that I am curious about would be how can I invite really gently and in a really innocent way people to be in this way of being, like the compassionate being. Diğer insanların sınırlarını ihlal etmeden bu benim için çok önemli bir konu. Yani sınır ihlali. O daveti nasıl yapabilirim? İş alanında özellikle. Yes, in work life, how can I invite people without violating borders, boundaries. Violating boundaries is really important to me. Oh, benim için bu kadar yeterli soru zannedersem. That's it for me for now. Wonderful. Çok güzel. We could spend the next hour on that wonderful question, but that is going to definitely be territory we will be covering in our sessions. Evet, yani tabii önümüzdeki saati bu güzel soruyla geçirebiliriz. Ama inzivada kesinlikle oturumlarımızda işleyeceğimiz şeylerden biri bu olacak. But just for David, fun. benim aklıma şey geldi. Böyle hani başka sesler de varsa duyalım. Belki minik bir dikkat balonu deneyimi yaşayabiliriz şu an. Yes, let's hear if there are any other comments or voices, but maybe we can have an experience of attention balloon. Neydi onun adı? Attention sphere. I forgot the name. I read some of the questions that came before and about how somatics can really help my life. Evet, önceden gelen soruları okudum aslında. Somatik yaşamıma nasıl destek olabilir? Yeah, and what I need to be able to transform, change my old habits to new ones. Eski alışkanlıklarımı nasıl değiştiririm, nasıl yeni alışkanlıklar Those two questions go together for me. edinirim? Benim için bu sorular zaten el ele gidiyor. Something I realized, I have been training online with people for several years now through COVID. Şimdi artık yıllardır insanlarla çevrim içi eğitimler yapıyorum bu Covid'den beri. Recently, I was in Slovenia and Germany teaching a 5 and a 7 day training. Geçenlerde 7 günlük bir eğitim için Slovenya'ya ve Almanya'ya gittim. And I met people I've been training with online for a couple of years and then for the first time in person. Ve yıllardır çevrim içi eğitim verdiğim insanlarla ilk defa yıllar sonra yüz yüze geldim. And it was really wonderful. Çok güzeldi. Online and in person really go together beautifully. They complement each other. Bu çevrim içi çalışma ve yüz yüze çalışma gerçekten birbirini tamamlıyor. Bir arada da iyi gidiyor. Transformation happens with practice, intentional practice over time. Dönüşüm dediğimiz şey zaman içerisinde kasıtlı, niyet dolu çalışmayla olan bir şey. And when we learn in the container and reflection of community, the learning is accelerated. Topluluğun sağladığı konteyner ve aynalama içerisinde öğrendiğimizde bu öğrenme hızlanabiliyor. And if it's joyful and playful, then it's even accelerated a lot more. Keyifli ve oyunbaz olursa daha da hızlanıyor. So I do my best to make it enjoyable, but also keep us on our learning edge
and inspire us. O yüzden ben de keyifli olması için elimden geleni yaparken bir yandan da yani öğrenme sınırımıza dikkat etmeye çaba gösteriyorum. So here's a short practice that you can practice daily for Günlük the uygulayabileceğiniz küçük bir çalışma. in answer to Bernard's question and also something you can practice in as a, for the rest of your life. Hem Beri'nin sorusuna cevap olsun, hem hayatınız boyunca uygulayabileceğiniz bir çalışma olsun size. Okay. So everybody, let's see. All right, I'll just work with Baron right now. Okay. Şimdilik Beri'ninle çalışayım, tamam. Is that okay? Olur mu, uyar mı? Thank you. When you're working with those the lawyers in your business, right? İş yerinde When o you're avukatlarla çalışırken. You know, is there a little tension you feel inside of you? İçinde hissettiğim bir gerginlik mi oluyor? Gerginlik değil de şöyle bir şey. Mesela duruşmada daha çok mesela oluyor. Şöyle söyleyeyim. It's not so much extension. It happens mostly during court Söylediğin bir şeyin hakim tarafından, çünkü bizim duruşmalarda olan bir şey bu. Anlaşılmama ihtimali çok fazla oluyor. So the risk of not being understood is really high. Not being understood by the judge is really high. O da beni bir an için mesela merkezimden şey yapabiliyor, çıkarabiliyor. And that just moves me out from my center. Right. So, Bunu fark all those feelings are your history coming up, and you know, there's you can locate that. That's the somatic part. İşte bütün o yüzeye gelen duygular aslında senin kişisel öykünden gelen de duygular. Ve somatik kısmı da şöyle, bedende nerede olduklarını bulabilirsin. Kendim onu fark ettiğimde işte nefes alıp içime bakıyorum. Ama ikinci bir şeye geçeceğim. Mesela arabuluculuk toplantılarında taraflar bir araya geldiğinde birbirlerini, nasıl diyeyim, birbirlerini dinlemiyorlar. And yes, when I realized that, I just take a breath and look inside. But now I'm gonna give a second example. In mediation sessions, when the parties come together, they just don't listen to each Duymuyorlar. other. They don't hear each other. Yeah. Onlar birbirini duymadığında ne kadar davet etsen de herkes kendi hikayesini anlatıyor. And even given all your invitations, every party just talks about their own Benim sorum daha çok buna yönelikti. Ben arabulucu olarak taraflara böyle tamam, hani işte dinleyelim, şunu yapalım. Bak işte o ne diyor, işte açık uçlu sorularla onları yönetmeye çalışıyorum ama gene de kimi toplantıda yol alamadığımız durumlar oluyor. And my question was about that. So in some cases, it just you can't move forward. And even though I'm trying to invite them to hear each other, it just doesn't work. I understand. Well, here's a way to interrupt. Anlıyorum. Söz kesmek için bir yöntem vereyim. And you know, everybody, you know, bring your attention to the screen for a moment. Şimdi herkes bir an için dikkatini ekrana getirsin. Baron, if you could take, you know, everything you just said and put it in a big bowl. Verir bütün bu söylediklerin hepsini alsan, böyle kocaman bir topun içine koysan. And then take it down, put it in the elevator and bring it down to your heart. Ve onu böyle bir asansöre yükle, kalbine getir. Imagine your heart has a mouth on it. Ve hayal et, kalbinin ağzı varmış.
And imagine you are speaking from there. Ask your heart, just in a sentence, one sentence, no more. Ve hayal et, kalbin konuşabiliyor. Tek bir cümleyle cevap verecek. Tek bir cümle sadece. What is it that you're saying there that you would love? And ask your heart to answer, just a half sentence maybe, or a sentence. Senin sorun bir cümle olsun, yarım cümle bile olabilir. Yani kalbin ne söylesin istiyorsun? Evet, şu olabilir. So Olabilir. the answer, pardon, cevap mı dedin? Olabilir. Olabilir de şöyle bir şeyden geliyor. Yapabilirsiniz aslında gibi. Hani karşılıklı iletişimi Yes. becerebilirsiniz So gibi. my heart wants to tell them, so the half sentence is you can do this in the sense that you can hear each other out. Tek kelime olabilir diye geliyor. Word, it's possible. That's what you would love. Bunu isterdin yani çok bu çok güzel olurdu senin için. How did it feel to just say that? Bunu söylemek nasıl hissettirdi? Bedenim daha rahat. Yes, my body feels more relaxed. Ayfer, how was it for you to hear? Ayfer, bunu duymak senin için nasıldı? Böyle göğsümde bir şey titredi. I had a little vibration on my chest. Thank you. Mercy. That's a practice. Uygulama böyle çalışma. Şey That geliyor. go ahead. İçimden gelen bir şey daha paylaşabilir miyim? Can I share something that comes out? Please. Lütfen. Anlaşamayabilirler ama konuşabilirler. Yani konuşmayı becerebilirler. Ya yani olabilir bu. It's like something around you may not be able, maybe you are not going to be in agreement, but you can manage to talk to each other. Yeah, I would like to point out that when you spoke from here, what happened in Ifor was a resonance. Şunun altını çizmek isterim. Sen kalbinden konuştuğunda Ayfer'de bir titreşme oldu. Rezone oldu. That's a connection. Bu bağlantı işte. One thing I like to remember is connect first. Hatırlamak istediğim şeylerden biri şu. Önce bağlantı kur. In nonviolent communication, we talk about the needs level. There was a moment where I believe you two resonated on a needs level, on that consciousness. Şiddetsiz iletişimde ihtiyaç katmanı, ihtiyaç seviyesi diye bahsettiğimiz bir yer var. Benim inandığım, az evvel siz ikiniz ihtiyaç seviyesinde bağlantı kurdunuz. You see, the biggest work in this work, in the practice, is to get from here to here. Bu çalışmanın en büyük özelliklerinden biri buradan buraya inmek. And once we're here, though, in here, we're also touching the history we've embodied. Artık bir kere bedene inince de artık o orada bedenlenmiş, bedene gelmiş kişisel öykümüze de temas ediyoruz. So the work that we're going to do together is in a very safe place with some time to develop personal practices or listening inward in the way. I'm sorry, your connection is not so stable and I'm losing sync. I'm so sorry. Birlikte yapacağımız Is it okay çalışma now?
Ya birlikte yapacağımız çalışma emniyetli bir alan içerisinde birbirimizi bu düzeyde dinlemek ve kişisel uygulamalar geliştirebilmek üzere olacak. So we contract in historical pain, in historical habits. Kişisel öykümüzden gelen o öyküye dayalı alışkanlıklar, o öykü bizi geriyor, içe kapatıyor. And empathy is an expansive state. Oysa empati genişleyen bir hal. So connecting to words to an open state of being, that takes a lot of work sometimes. Ve Or bazen that's what we want to practice to do more skillfully. açık bir hale gelebilmek çok zaman isteyebiliyor. Biz de o yüzden alıştırmalarla, çalışmalarla oraya varmaya çalışıyoruz. And one more thing. Bir şey daha. Wait, but I also noticed, Mary, did you have a question? I kept talking. I just. Soru var mı diye bir sorayım önce. Ben hep sözü elime aldım. Evet, ben de sadece Ayfer'e sorduk. Mesela izleyenler ne deneyimledi? David'in kapalı dediği, açık dediği yerler nasıl karşılık buluyor sizde? Hani somatiğe dair güçlü bir deneyim. Berin de gerçekten o cümleleri aldı ve kalbinde, bedeninde neler olduğunu hani ben buradan izleyebildim ama merak ediyorum siz nasıl deneyimlediniz? Yes, and I am also curious how the rest of you experienced the process. We only asked Ayfer, but Berlin really managed to get her thoughts down to your heart. And so how did that resonated with you? And how what David shared about the expansive state of empathy resonated with you? I would like to hear that. Go ahead. Ya benim böyle gözlerim doldu. Böyle kalbimin konuşmasını konuşma kısmı özellikle çok ihtiyacım varmış. Onu böyle fark I once again had tears in my eyes and I realized that I really needed the metaphor for the heart speaking. Bir taraftan da yani böyle kendine bakım kısmı da bende çok canlandı. Bir süredir deprem bölgesinde çalışıyorum vesaire. Oralar böyle içimde canlandı. Ve böyle It touched in my own story somewhere around self-care because I've been working in the earthquake area for a while now. And so self-care is an issue for me right now. bir taraftan da sorusu canlandı. Ben de gerçekten o duygu boşaltımı olarak buralarda ne gibi pratikler yapabilirim başka gibi bir soru böyle canlandı bende. And also a question comes to mind around what other methods can I learn in order to have more emotional release? The first word that comes to my mind is gratitude. Aklıma ilk gelen kelime şükran. When you
are working with the people affected by the earthquake. It's very sad and we grieve, yes. Depremden etkilenen insanlarla çalıştığında üzüntü ve yas duyuyorsun, doğru mu? Evet. Because yes. You love there's something there that you love. That there's something there that I'm hearing an echo now. There's something there that you love that you miss. Yes. Orada sevdiğin and... ama özlediğin bir şey var, doğru mu? Evet. Yeah. Yes. When you love something that you miss, you grieve. Özlediğin bir şeyi sevdiğinde yas tutarsın. That is a form of gratitude. Ve bu bir çeşit şükrandır. And by feeling it, you're honoring life. Ve bunu hissederek de yaşamı onurlandırırsın. Ben bir slide paylaşmak istiyorum. Bu beni çok etkileyen bir şey. I would like to share a slide which touched me deeply. Ve David sure. Depremden sonra bayağı so, I just bir mesai want to add to... harcamıştı bana. Oh, go ahead. Yes. So two faces of gratitude. Bunu ilk duyduğumda bayağı sarsılmıştım, şaşırmıştım. Çünkü David'e ait bir tanımdı. 54'ümde yeni duymuştum. Because I was really shooken up and surprised when I first heard it. It's a definition by David. Çünkü diyordu ki yas da şükranın öbür yüzü. Because he was saying that grief is the other side of gratitude. Kutlamayı şu anda olan şeyi sevdiğin zaman yaparsın. So celebration is something that you do when you like, when you love what is happening at the moment. Ve yası şu an diliminde olmayan ama özlediğin bir şey için yaparsın. And grieving is for something that you love, but it's not no longer present. Dolayısıyla hani ben somatiği nitelik ihtiyaçlarla çalışma olarak algılıyorum ve şeyi de hatırlıyorum. Hani en iyisi şükran derken şükrettiğimiz şeyin kendisiyle bağlı olma halini hatırlatıyor bana David'in söylediği yer. I perceive somatics as a way of working with the needs qualities. And what David says reminds me to get in touch with the object of the gratitude, actually. David, tekrar teşekkür ediyorum bu anlayış için. Thank you again, David, for this perspective. That mourning and celebration are two sides of gratitude. What you love, that's present, and what you love, that you miss. Evet, yas ve kutlama şükranın iki yüzüdür. Sevdiğin şeyi özlüyorsundur ya da sevdiğin şeyi kutluyorsundur. So, when you say you'd like to feel more, express your feelings, feel more your feelings, is that what you're saying? Daha fazla hissetmek derken duygularımı daha fazla hissetmek istediğini söylüyorsun. Doğru anladıysam eğer. Ben bana mıydı? Ben o kısmı tam. Is the question for me? Yine. Yes. Evet. Bir de alabilir miyim senden Şirvan soruyu? Ben de gitti geldi, bağlantı koptu da o yüzden.
Yes, there has been a disconnection, and she asks for the question once again. Shall I repeat it, or would you like to repeat it? Yeah, I just want to know, is said her question to begin was about she wanted to feel what she was feeling more. Hissettiklerini Oh, daha my fazla interest. hissetmek istiyorsun gibi. Ya maalesef dostlar çok zor duyuyorum David'i. Bir tek benden değil. Evet. Oha. Yok. David, your internet is very I know, I overwhelming. know. How about this? Give me 30 seconds. I'm going to switch something, okay? Bana 30 One moment. saniye verin, bir şey ayar çekeceğim. Moment. Duygucuğum, sen duygu boşaltması dedin. Öyle hatırlıyorum. Aha. Bu bir ilham verdi mi sana Şükran'la ilgili önerin? Ya evet, Şükran'la ve Yas'la böyle birleştirince bir an şey hissettim, böyle gerçekten böyle de yaptım yani, böyle tüm yüzümün bir anda alev aldığını hissettim. O bağlantıyı hiç şey yapmamışım. Is that better? No. Let's try if you want. So Duygu replied. Huh, it seems to be better, David. Duygu replied, I'm going to say real quick. So Esin reframed the question as, so Duygu was talking about emotional release, and Esin asked about how maybe hearing about gratitude and grief felt for her. And Duygu was like, oh yeah, it's like my head was on fire. I even did this. So it was meaningful for me to hear. Değil mi? Yani duygu boşaltımından kastım da şu, gerçekten böyle duygusal olarak da böyle kendine bakmanın dışında orada gördüğüm, duyduğum şeyleri sanatla ya da başka bir yolla aslında bir nevi kendimden de şeye dışarı vurmak istiyorum aslında, bir dışa vurum gibi. Yes, and by emotional release, I was talking more about like, okay, like I'm checking inside what I'm feeling, etc. But it was more like about the stories that I heard from others. I have a wish to express them, so to get it out of my system through art of something. Oh yeah. Oh, are you saying you're carrying, you feel like you carry a lot of the intensity from the people around you, and that's, you want to release more of that? Etrafındaki insanların gerginliğini bayağı bir taşıdığını mı söylüyorsun ve onu bırakmak mı istiyorsun? Evet. Yeah. Here's another practice. Bir uygulama daha göstereceğim. Okay. The more we listen empathically and the more we reclaim our empathic faculties, the more information we gather. Empatik dinlemeye devam ettikçe ve empati becerilerimizi yeniden kazanmaya devam ettikçe o kadar bilgi topluyoruz. Remember, empathy is what connects us to life. Empati bizi yaşama bağlayan şey, anımsayın. The life in us, the life in each other, the life in the planet, the life in others, the life in the trees, life. Yani yaşam bizim içimizdeki, başkalarındaki, evrendeki, ağaçlardaki yaşamın kendisi. Most of our life we only listen to a very small bandwidth. Yaşantımızın çoğunda çok daracık bir radyo frekansını dinliyor gibiyiz. So in this work we learn ways to self-regulate and to know in our system what's too much and what it is that we can take in and what we have to not take in. Bu çalışmada kendimize öz ayar çekmeyi öğreniyoruz. Yani ne alabileceğimizden fazla neyi almaya alanımız var. So we develop our empathic faculties and we learn to self-regulate. Empatik becerilerimizi geliştiriyoruz, öz ayar yapmayı öğreniyoruz. They go together. Bunlar el ele gider. I have one I do in my sessions and I have one I do by myself sometimes just for fun.
Şimdi bir eğitimlerde yaptığım bir şey var ama bir de tek başıma eğlenmek için yaptığım bir şey var. Oh, maybe I'll they're both quick. So İkisi first de. one. First one is this, coffee press. By the way, I'm really interested in coffee. Is a important ritual in Turkey. Is that right? I keep hearing about Turkish coffee. Evet, ilki bu arada, şimdi ilki French press. Bu arada çok merak ediyorum, kahvenin Türkiye'de bayağı bir kültürü var değil mi? Türk kahvesi falan. Good. I'm looking forward to that. Da bekliyorum. So imagine you've seen a coffee press. Yes. French press'i hayal edin böyle. Everybody imagine you're a coffee press right now. Şu an herkes kendisini bir French press gibi düşünsün. And you say to yourself, say, and you don't need to know the answer. You say to yourself, what is not in my highest interest to hold on to? I'm going to sift out. Şimdi kendinize bir soru soracaksınız ve cevaplamak zorunda değilsiniz. Cevabı bilmeyebilirsiniz. Soru da şu, kendinize şunu sorun. Şu anda tutmama gerek olmayan ve benim en yüksek hayrıma olmayan ne varsa onu aşağı edeceğim. Engaging our imagination is also an important practice in learning how to do that better. Hayal gücümüzü devreye sokmak da önemli bir uygulama. Bunu daha iyi yapabilir hale gelmek. So what's not in my highest interest? So physically do the practice with me, okay? Benimle fiziksel olarak çalışmayı yapın. What's not in my highest interest, I'm going to sift down and down and down. En yüksek hayrıma olmayanları aşağı doğru bastırıyorum, Down through my body, through my legs, through my toes. I'm going to put my bastırıyorum. hands on the ground and send all that's not in my highest interest down into the middle of the earth. Bacaklarımdan, ayaklarımdan, ellerimi yere kadar koyuyorum. Artık benim en yüksek hayrımı olmayanları dünyanın merkezine doğru gönderiyorum. Imagine it streaming down. Hayal edin aşağı doğru akıp gittiğini. That's it. And when you're done, you sit up and you put what you want to keep in your heart. Bittiğinde de tutmak istediklerinizi de kalbinize koyun. Kalkın. Just zip it up, keep it safe. Fermuarda kapatın, içeride kalsın. How's that for a practice? Nasıl çalışma olarak? So, how do you say your name? Duygu? 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 Adını nasıl söylüyorsun? How do you say? Duygu. 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 How is that practice for you? Nasıldı senin için? Bu tutunmak istemediklerin kısmı böyle şey. O kelimeyi duydum zaten of dedim yani gerçekten. Çünkü istemediğim şeylerin olduğunu ben de farkındayım tutmak istemediklerimi. Yes, the moment I heard like things that I don't have to carry on, the hold on, I was like, oof, I just melted. Because yeah, I am aware that I do carry the things that I don't want to. Nice. So, for right now also, your imagination. Everything you carry on your shoulders. Ve şimdi yine hayal gücümüzü çalıştıralım. Şu an sen, o taşıdığın şeyler var ya, omzundaki yükler. Yeah. Everybody, the weight you carry, the emotional weight and all your responsibilities. Bildi mi herkes bunu, o duygusal yükler, o sorumluluklar? Just for a moment, pick it up and put it on the floor next to you. Bir an için kaldırıp yanınızda yere koyun. You can come back to it in a moment, but just leave it there for a moment. Biraz sonra gelip alabilirsiniz. Bir anlığını orada bırakın. For those of us who care about the world, Dünyayı önemseyenlerimiz için And active, it's
important for us to remember to take care of ourselves. Kendimize bakmayı hatırlamak da önemli. Some of the greatest violence we do as peace activists is hurt ourselves by taking on too more than our systems can really handle well. Barış aktivistleri olarak gösterdiğimiz en büyük şiddetlerden biri kaldırabileceğimizden fazlasını üstlenerek kendimize karşı gösterdiğimiz şiddet olabiliyor. Now here's ben a, bir here's not a... eklemek istiyorum. Go ahead, wait, go ahead. Please. I have something to add. Evet. İlk başta bu egzersizleri yaparken hani hep kafayla düşünüyoruz dedi David. Sonuçta ben de bir mühendis kafaydım. At first when I started doing these practices, you know how David mentioned we only live here in the heads. I was just one big brain, one big engineer brain. Evet. Ve tabii kafam şeyi sorguluyordu. Buradan yükleri at. And like my mind was questioning, so what do you mean by just put the weight down, okay? Veya sözcükleri koy, kalbine koy. Was that put the words in your heart? Veya kahve pres hayal et, indir aşağıya. Or just like imagine a coffee press to go down. Ve sonra bunlardan anlam aramanın David'in özellikle somatik pratiklerde altını çizdiği, kitabının arkasında da böyle koyu harflerle yazdığı cümleyle her buluştuğumda ne kadar farklı bir yere oturduğunu deneyimledim. But I experienced how differently these practices can sit with me when I really got the one sentence that's in David's book and actually in big letters behind the book. Aha. Çünkü kafam haricindeki zeka merkezim olan kalbimi ve karnımı da hizalamak için. Because in order to align the other intelligent centers in my body, which are my heart and my belly. Kafamı kısa devre yapmam lazımmış gerçekten. I really needed to short circuit my brain. My mind. Ve bu pratikler gerçekten çok güçlü bir şekilde beni şaşırttı. Çünkü bedenimde karşılık oldu ya, çalışmaya başladı. Cevap almaya başladım bedenimden. And these practices really surprised me because they began to work and I began receiving answers from my body. Wow, omuzlarım hafifledi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu sefer de onu sorgulamaya başladı kafa. I was like, oh, my shoulders feel lighter. And then my mind began questioning again, how can this be? Ve sonra tekrar pratik ve tekrar pratik ve wow, tekrar şaşırma ve tekrar kısa devre. So again, practice, again, being surprised and then short circuit again. Evet, fark ettim ki bayağı oyuncul bir ilişki kurulabiliyormuş bu bedenle. And I realized that I can have such a playful relationship with my body. Yep. Yani burada nasıl bir bilgi altyapısından gelenler var tam bilmiyorum ama ola ki kafa ya biz burada ne yaşadık şimdi diyorsa. So I don't know what kind of background do the participants have here, but if any of your brains began to question what's happening here. Kendime dair çok küçük bir deneyimi paylaşmak istedim. I wanted to share my own experience about that. Thank you. Ya. Merak ediyorum. Evet, kalan zamana bakınca hani evet David, pardon. Yes. Considering the time, David, back to you. Good. Ya. This is just a little tiny taste of what we can do. There's many and integrated practices over time. So in 5 days or in the time we have together, we'll be sharing a whole system.
Evet, yani bu böyle yapacağımıza dair çok böyle küçük bir parça, birlikte geçireceğimiz 5 gün boyunca böyle bütünleşik bir sistem çalışacağız. But just to kind of finish up with what I heard Essen saying, I'd like to ask Dugo just one question. Dugo. Esin'in söylediklerini de tamamlamak için Duygu'ya bir soru sormak isterim. When you took that off your shoulders and you put it on the ground, how did you feel? Omuzlarındaki yükü kaldırıp yere koyduğunda ne hissettin? Mutlu oldum. Ama en çok sonra tekrardan alabilirsiniz dedi ya. Biraz sonra gelip alabilirsiniz. O beni etkiledi. Çünkü sanki onları bırakınca geri almayacakmışım gibi geliyor. Ama hayır. I was happy at first, but what touched me the most was the second part. You said you can pick them up later. And I was like, oh yeah, that's true. Because when I leave them, it feels like I'm never gonna pick them up again. But no. When you put it down and knew you could come back to it, what went on in your body? Peki onları indirip tekrar alabileceğini anladığında bedeninde neler oldu? May I ask? Sorabilir miyim? Şu kemik bölgelerim aslında ağrımaya başlamıştı böyle bırakmaya çalışırken. Yani bedenimin buralarında ağrı vardı. Sonra onu bıraktığımda böyle hafifledi vücut. Ve sonra tekrar geri alabileceğimin farkına vardığımda o zaman şey oldu böyle. İstediğim zaman bu rahatlığa kavuşabilirim gibi bir şey. Böyle o vücudum o rahatlığı deneyimledi ve istediği zaman deneyimleyebilir şeyi oldu. İnancı oldu bende. Yes, at first trying to leave the burden down, I felt like pain around this area. And then when I left it there, my body relaxed, the pain diminished. And then hearing the second part about like I may pick them up later, my body relaxed with the knowledge that I am free to pick them up. Nice. So when you felt that little bit of pain putting it down, it was here, yes? Bu bölgede miydi o hissettiğin acı koymaya çalışırken? Şuralar. Around here. Şuradaki aslında o kemik kısımları böyle The ağrıyor. bony part in here. Yeah. So in this work, this is your body talking to you. Bu çalışmada seninle konuşuyor bedenin bu şekilde diyoruz. It's like someone going, oh, can I talk to you? Şey gibi bir hani biri der ya bir konuşabilir miyiz? Bir konuşabilir miyiz? If you turn your attention to this part of you, and Dikkatini o parçana döndürsem. you ask a simple question inward, like, is there something you want to say? I'm listening. And then listen for a first thought. Ve böyle kendine o bölgeye doğru konuşup bir soru sorsam, bana söylemek istediğim bir şey mi var dinliyorum desem ve sonra da aklına gelen ilk düşünceyi dinlesem. Beni rahat bırak. Leave me Yeah. So you asked a question and you got a response. Graciousness just says, you know, whether you like the response or understand it, that right now just say thank you for answering me. Şimdi soru sordun, cevap aldın. Bu cevabı anlayıp anlamaman da önemli değil ama görgü kuralı gibi diyelim. Cevap verdiği için teşekkür edebilirsin. And you can ask, is there anything else you want to share so I can understand what you're saying? Ve sonra da şöyle sorabilirsin. Söylediğini anlayabilmem için paylaşmak istediğin başka bir şey var mı? First thought. Aklına ilk gelen düşünce. Şey, ya imaj gibi bir şey oldu böyle şey. Suyun üstünde böyle akmak gibi denizin üstünde akmak gibi. First Evet. thought was like an image. It was like floating above water, like a sea maybe, on the sea. Mm-hmm.
So this is the beginning of a conversation with a part of the intelligence of yourself here too. Burada yani kendinin zeki bir tarafının içindeki zekalardan biriyle başlatılan bir sohbetin başlangıcı bu. It's inner self empathy and it comes in words and images in all kinds of ways. Kendine empati böyle bir şey kelimelerle gelir, imajlarla gelir, farklı şekillerle gelir. And so that's a practice. Çalışma böyle. Because we, yani buradan, I'm very curious and I know we are out of time. David, ben de heyecanlandım ve şöyle bir çeşitte kapanış gibi bağlamak istiyorum. Bu hani içimizdeki zekalara eşlik etme becerisini 5 gün boyunca o kadar pratik edeceğiz ki. And yes, I'm really excited too, David. And maybe I can close by saying this. This practice of accompanying or different intelligence, inner intelligences, we will be practicing this so deeply for 5 days. Kendi parçalarımızı duymaya çok büyük bir merak ve sıcaklık oluşacak içimizde. A real curiosity and warmth will be formed for hearing the different parts of ourselves. O sıcaklık da onların bize bilgiyi ulaştırmasını hevesli hale getirecek. And this warmth will make them more enthusiastic about getting the knowledge through us, to us. Ve daha hırçın bir tonda değil de daha uzlaşmacı bir tonda konuşacak parçalar. And the parts will begin to talk in a more like in a more agreeable way. Ve tanıtımda içsel uzlaşı dediğimiz yani iç parçalarımızın birbiriyle uzlaşması, içimizin ve dışımızın hizalanması dediğimiz yerde bu yolculukla beraber zaten olacak. And the thing that we talk about in the also introduction, so to in the presentation, the inner consensus process will happen in the process of 5 days. Evet. Biz bu süreci birazcık daha bağlantınızı desteklemek için hani her ay bir tane pratik ben paylaşacağım Ocak, Şubat, Mart'ta. So in order to support our connection, we will be sharing one practice each month. I will be sharing them. David İngilizce olarak Liminal Somatics'te Dojo'da 2 haftada bir düzenli pratik paylaşıyor. İlk 30 gün ücretsiz. Yani olduğu gibi bir oturuma şahitlik edebilirsiniz, deneyim yaşayabilirsiniz. And David is sharing free access for 30 days on Doja in Somatics in its website. Evet. Gizem ve Özlem de pratikler paylaşıyorlar Güne Bakan çatısı altında. Duyuruları takip edebilirsiniz. And you can follow our announcements because Özlem is also sharing Gizem too. Evet. David. Oh, I just wanted to say before I go that yes, we're touching on pieces of a bigger integrated system. Gitmeden önce şunu söylemek isterim. Evet, daha bütünleşik bir sistemin parçalarına temas ediyoruz. And Baron, you know, I didn't give the practice that I'm sure Essen will teach in the next one around holding the space. Ve bu alan tutmakla ilgili çalışmayı ben yaptırmadım Berin. Essen yaptıracaktır eminim. And because the more relaxed we can, our system becomes the more aware we can be. Bizim sistemimiz ne kadar rahatlarsa biz de o kadar farkındalıklı olabiliriz. And the more we can transmit our state of being. Ve o zaman da varoluş halimizi o kadar iyi aktarabiliriz.
And a lot of this work is about less about what we say and a little bit more about what we actually who we are and what we transmit. Bu çalışma böyle söylediklerimizden ziyade olduğumuz kişi ve aktardıklarımız üzerine. And sometimes working with the judge or people who are fighting, by being present in that way, we can facilitate some collaborative possibilities. Ve bazen işte böyle hakim gibi ya da arası bozuk olan insanların arasında o mevcudiyetle sadece durduğumuzda bir işbirliği ruhunun gelmesine kolaylaştırabiliriz. Anyway, thank you for inviting me today. It's really a pleasure to talk to you. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bugün. Sizinle konuşmak çok keyifliydi. Evet, neyle gidiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Böyle bir seslerinizi duyursanız ne hoş olur giderken. I would like to hear you. With what are you leaving? Me? Others. Ben mi? Başkaları mı? If you want you. Who wants to speak? Kim konuşmak ister? Yes. Ya ben paylaşayım çünkü ben şunu hissettim ki onun için katılmıştım öncelikle. Bağlantıda hissettim burada herkesle ve böyle bir kalbim ısındı. Bu çok güzel. Zaten temeli bu benim için bu tip çalışmalar bu akşamında. Bağlantıda sıcaklık. So I felt connected with everyone here and I felt warmed, which was why I came here in the first place. And this is also the aim of this kind of practices for me. So this is what I am leaving with, connection and warmth. And lütfen açıp söyleyin, hiç beklemeyin. Yes, don't wait, just unmute yourself and speak. Sayayım o zaman. Teşekkürler Esin, David, Şirvan, Ayfer, hepinize Gizem. Çok teşekkür ederim. Yani benim için böyle çok uça uça geldim. Sonra çok isteyerek geldim ve öyle de gidiyorum. Günlük rutinime bu kısmı ekleyeceğim. Böyle günde 10 dakika. Sonra almak üzere biraz bırakacağım. Sonra o alma gücünü tekrar toplayıp alabilirim bence. Teşekkür ederim o yüzden. Yes, thank you, Esin, David, Ayfer, Gizem and Shirvan. I came here really with enthusiasm and this is the way I live also. So I will add this to my daily routine. I will leave my burdens for 10 minutes every day and I will pick them up whenever I want. So thank you for that. Yeah. Ben konuşayım. Kim konuşuyor? Sim mi? Sonca. Ben devam edeyim. Nasıl yapalım? Ben bağlantıda hissettim. O bağlantı iyi geldi bana. Bir de pratikten sonra şimdi içime de dönüp baktığımda şunu hissettim. Okeysin, tamamsın Beril. Yani I felt connected, which felt good. And after the practice, now that I'm looking inward, there's a voice saying that, oh, okay, I'm okay. You're good to go, Meryn. Benim de şu son cümle şey geldi, iyi geldi. Yani hani ne kadar rahatsak gerçekten o kadar kendimiziz ve o kadar kendimizi yansıtıyoruz ve bu yani iç huzuru da destekleyen bir şey oluyor bence. Yes, so I'm taking with me the last sentence. So the more relaxed we are, the more we can contribute. And this also supports inner peace in my world. So. Öyle.
Öyle ses yok herhalde. O zaman görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Böyle birinin sesi kaldıysa biz gidene kadar ben buradayım desin. See you and thank you. And if anyone wants to share, just speak up before Hoşça kalın. Good evening. Thank you. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hmm.